Özellikle bugünkü konuşmamda önce yaşadığım mekanlarla ilgili bazı hatıralarımı paylaşacağım. Sonra hizmet aldığım, sonra da hizmet verme fırsatı bulduğum kurumlarla ilgili sizinle hatıralarımı paylaşacağım. Sonra da iş hayatımla alakalı aklımda kalanlar, tercih noktasına geldiğim zaman yaptığım tercihlerin sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Oralardan bir takım sonuçlar çıkartabileceğinizi düşünüyorum. 1960 yılında biz Anadolu'nun Sinop vilayetinin Bayabat kazasından İstanbul'a göçtük. Beykoz'da benim çocukluk zamanımda Medineli Hacı Osman Efendi diye bir zat vardı. Adını duyanlarınız var mı içinizde? Sizler biliyorsunuzdur mutlaka. Ben Hacı Osman Efendi'yi dinleme imkanı bulmuşlardan biriyim. Çocuk yaşımda, daha ilkokul çağında babacığım bizi götürürdü. O mübarek zat da çok kıymetliydi. Medineli Hacı Osman Efendi, yani Osman Akfırat soy ismi de. Onun da emraz ve şifalı bitkiler ve emraz diye bir küçük kitabı da vardır. Bizim evde hep biri hasta olduğu zaman o kitaba müracaat edilir. Orada ne tavsiye ediliyorsa o tatbik edilirdi. Beykoz çok kıymetli bir yerdir. Beykoz'da bizim o zaman saray dediğimiz, bugün Mecidiye Kasri denilen, benim bulunduğum dönemde çocuk hastanesi olarak kullanılan, dün de ben oradaydım. Sabah orada bir çay içmeye gittim. Orada milli saraylara bağlandı orası. Ama o saray ve arazinin tamamı Bezmihan'ın Valide Sultan Vakfı'dır. Tamamı. Muhteşem bir yerdir orası ama orası tabii bizim çocukluğumuzda biraz metruktu. Biz giderdik yukarıdan aşağı. Bizim evimiz Yuşa yolundaydı yukarıda. O zaman ne elektrik var, ne yol var, ne su var, ne denetim var. Öyle bir özgürce bir çocukluk yaşadık ki anlatamam yani. Siz anlatsam hakikaten yani ne dersiniz ona? İmrenirsiniz hakikaten yani. Yuşa Tepesi'nde o zaman bir çiftlik vardı, metruk bir çiftlik vardı. Biz oralara giderdik, envai çeşit meyveler vardı. Sonra oralar yıktılar falan ettiler. Yani ilkokul 2'de biz oradan inerdik, sarayın önünde denize girerdik. İlkokul 2'de ben boğuluyordum orada, kurtardılar. o bir ders oldu ama sonradan o acı tecrübeyi bir kere de Üsküdar'da yaşama şanssızlığını yaşadım diyelim. Beykoz gerçekten İstanbul'da herkesin gidip görebileceği kadar zenginliği olan, varlığı olan çok güzel bir beldedir. Oraları görmenizi hakikaten tavsiye ederim. Sonra ortaokula geçince Üsküdar'a taşındık. Üsküdar başka bir yer tabii. Fethin, İstanbul'un fethini gören şehir diyor Yahya Kemal. Üsküdar yani dolu dolu yaşanacak, işinize çekeceğiniz bir yerdir Üsküdar. Üsküdar'ın her yeri Sultantepe Kulusu'ndan tutun Salacak Çay Bahçesi'ne varana kadar, yani camilerinden tekkelerine varana kadar muhteşem bir yerdir. Ama ben Üsküdar'ı daha çok rahmetli Özal döneminde, Allah rahmeti, o da rahmetlik oldu. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'da bir attar dükkanı diye küçük bir kitabı var. Üsküdar'ı oradan öğrendim ben. Yani bunu şunun için söylüyorum. Yaşadığınız dönemde, yaşadığınız bölgede ne var, ne yok, kimler yaşıyor? Bunları mutlaka bilmek lazım arkadaşlar. Ben bunu o tarihte ortaokul öğrencisiydim ama bunu anlayamamanın acısını hala içimde hissediyorum. Çünkü o kitap öyle anlatıyor ki Üsküdar'ı, Üsküdar'da bir attar dükkanı denilen yerde, şu anda reklam olmasın ama Onur Kuyumculuk diye bir yer var. 8 metrekarelik bir alan. Ama orası Üsküdar'ın irfan merkeziymiş, haberimiz yok. Ben çocukken o yıllarda bile gaz lambası, gaz yağı satılırdı Üsküdar'da. Ben oraya ortaokul öğrencisiyken gaz yağı almaya giderdim. Tezgahta duran kalın gözlüklü, kalın kaşlı, sert bakışlı, baktığın zaman ürküten
bir zat orada tezgahtarlık yapıyor. Ben biraz çekinirdim çocuk haliyle ama yani çok ciddi bir adam. Yani kalın kaşları falan var ama babacan bir adam, yiğit bir adam. Şimdi ben o kitapta öğrendim ki o zat Türkiye'nin ebru üstadlarından Mustafa Düzgünman. Ve o zat yıllarca vefat edene kadar Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbedarlığını yapmış bir insan. Ama oraya gelip giden insanları dinlediğim zaman, okuduğum zaman içime sığmadı yani. Nasıl bu fırsatı kaçırdım diye kendime çok üzüldüm. Yani Necmettin Okuyay'dan Niyazi Sayınlar'a varana kadar Üsküdarlı Hafız Ali, Üsküdar'la şiirleşir, usulünü en güzel okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyanlardan biri ve daha nice yani meczuplarından velilerine varana kadar o küçük dükkanda Üsküdar yönetilmiş aslında arkadaşlar. Manevi hayat orada kaynayıp duruyormuş. Ben buna farkına varmamın üzüntüsünü taşıyorum. Buradan size söyleyeceğim şey şu. Demin söylediğim cümleyi tekrar ediyorum. Bulunduğunuz yerde, yaşadığınız yerde çevrenizi mutlaka tanıyın. Orada faydalanabileceğiniz insanlar var mıdır, yok mudur araştırın. Ve onlardan yani bu hayata dair ya bu konu aslında hayata dair gerçek bilgileri oralarda yaşayan insanlardan alıp onlardan istifade etmeniz çok daha mümkündür diye düşünüyorum. Üsküdar'dan sonra Fatih'te ortaokul ve lise. Aslında ortaokulda evimiz Üsküdar'daydı ama ben yatılı okudum. Yani İlimame Cemiyeti'nin yurtlarında büyüdük. İlimame Cemiyeti'ne de geleceğim aslında yani. O da başka bir fasıla. Oralarda yani İlimame Cemiyeti'nin meşhur mısır çorbası vardır. İçmekten bıktığımız yine mi mısır çorbası var haline geldiğimiz ama severek ve onun enerjisiyle hayata baktığımız bir yerdi. Fatih çok müstesna bir yer tabii yani. İstanbul'un sur içinde Fatih'in gerçekten Fatih'i gerçekleştiren insanların, bölgenin Eyüp Sultan Hazretleri'nden ismini hatırlayamayacağımız, sayamayacağımız kadar çok büyük insanın bulunduğu, yaşadığı bir bölge. Fatih'i de bilmek çok önemli doğrusu. Dolayısıyla şurada sırayı kaybetmeyeyim diye notlar almıştım. Notlara bakarak yapılacak bir konuşma değil bu zaten. Evet, Fatih'te ben İstanbul İmam Hatip Okulu mezunuyum. 1966 yılında oraya çok büyük bir katılımın olduğu hatırladım. 1500 kişinin katıldığı bir sınavla girdim. Yani itiraf edeceğim ama arkadaşlar, bu da belki bir ibret olur, bir ders alanı olur içinizden diye. Gerçi siz o yılları geçtiniz ama bundan sonra da böyle fırsatlar insanın önüne çıkabiliyor. Ben, şey övünmek gibi olmasın, Beykoz'da okul birincisiydim ilkokulda. Benden sonra gelen arkadaşım da Kuleli'ye gitti. Kuleli çok değerli. Yani kıyafetler var, yakışıklı, havalı, edalı, efendim, duruşlar var falan. Ben de oraya gitmek istiyorum. Babacığım dedi ki, hayır İstanbul İmam Hatip Okulu'na gideceksin. Sınava zorla girdim. Sınavı kazandım. Yani Cenab-ı Hak'tan af diliyorum ama kazanıp da çok sevinemediğim sınavlardan biriydi. Çocukluk hali bu. Ama babacığıma ne kadar dua ediyorum, ne kadar Rabbime şükürler ediyorum ki ben o tezgahtan geçmişim ya. Şimdi tabii orada bir hatıram var. İlimame Cemiyeti'ne girdim ama nasıl girdim? Yani burada şu önemli. Büyüklerin, tabii gençler şimdi daha da özgürleşildi. Ben cesaret gösterdim. Babama hayır ben oraya gitmeyeceğim falan diyebildim. Yani bu cesaretimi hayatımın birçok alanında hala kullandım. Kullanmaya devam ediyorum ama büyüklerin tavsiyelerini mutlaka dikkate almak lazım. Ve bu İmam Hatip Okulu'na girişte de benim İlimame Cemiyeti şeyim başladı, serencamım başladı. Sebebi şöyle başladı. Babacığım marangozdu. Beşiktaş'ta Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu vardı o zaman. Oranın iç mimarlık bölümünün marangozuydu. Çok çalışırdı. Allah rahmet eylesin. Benim yurt paramı biriktirmiş. 550 lira civarında bir para.
Bizim Üsküdar'da böyle sefertesi gibi bir altta bir oda var, üstte bir oda var. Üstteki odaya yandan ve dışarıdan merdivenle çıkıyoruz. Camlar giyotin pencere. Efendim, parayı koymuş cebine, cüzdanına. Yattık, sabah da okula gidip yurda kayıt yaptıracağız. Sabahleyin anamın vaveylasıyla uyandık. Gece hırsız girmiş eve. Babamın pantolonunu almış, cüzdanını da almış, pantolonu kapının önüne bırakmış. Anam pantolonu orada buluyor. Eyvah! Ahmet yurda nasıl girecek? Hiç unutmuyorum. Nasıl gittiğimi bilmiyorum. Ama kendimi İl-İmame Cemiyeti'nin Beyazıt'ta, Bakırcılar'daki merkezinde buluyorum. O merkez de biliyorsunuz Osmanlı'nın son dönemlerinin en değerli ilim adamlarından İbnül Emin Mahmud Kemal'in aslında köşküymüş, konağıymış. O mübarek zat o konağı İl-İmame Cemiyeti'ne bağışlamış. Onlar da oraya iş hanı yapmışlar gelir elde etmek için. Onun üst katında İl-İmame Cemiyeti'nin merkezi. Allah bana nasip etti. Orada ben İl-İmame Cemiyeti yönetim kurulu üyeliği yaptım. İl-İmame Cemiyeti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Orada çıktığım zaman o dönemde o işe bakan ağır ceza hakimliğinin emekli Abdülkavi Beşer diye bir mübarek zat vardı Allah rahmet. Onun huzurundayım. Çocuğum, ilkokulu yeni bitirmişim, daha okula başlamamışım. Bu hikayeyi anlattım kendisine. O da hemen okul müdürünü aradı. O zaman okul müdürü Yahya Kutlu diye bir hocamız vardı Allah rahmet. O da bir herkes gitti. Herkes gidiyor. Kalan var mı? Yok. Kalacak var mı? O da yok. Ya ondan sonra gittim yurda beni kaydettiler. Ve benim İl-İmame Cemiyeti, sadakatim, bağlılığım, aldığım hizmet ve ondan sonra hizmet verme heyecanım o yıllarda başladı. Arkadaşlar, İl-İmame Cemiyeti 1951 yılında kurulmuş. 1951 yılına gelene kadar Türkiye'de o tarihe kadar hiçbir cemiyet yani hiçbir dernek kurulmamış. Yasak gibi bir şey yani teşebbüs edilememiş. İl-İmame Cemiyeti kurulmakla demek ki artık dernek de kurulabilir cesareti, özgürlüğü hissettirilmiş insanlara kurulmaya başlamış. Ama İl-İmame Cemiyeti'ni kuranlar kimler biliyor musunuz? İl-İmame Cemiyeti'nin ilk genel başkanı, devletimizin, milletimizin hukukunu Lozan'da temsil eden avukatlardan biri. Avukat Zeynüddin Başak. 1951 yılına gelince de artık medeniyetimizin hukukunun da artık korunması lazım, bu hukukun temin edilmesi lazım diye de İl-İmame Cemiyeti kurulmuş. İl-İmame Cemiyeti'nin kuruluş maksadı, memlekete, millete, devlete, coğrafyaya, tarihe, dile hizmet edecek vatanperver gençler yetiştirilmek için kurulmuş İl-İmame Cemiyeti. Hiçbir zaman İl-İmame Cemiyeti hiçbir görüşün, hiçbir mezhebin, hiçbir tarikatın, hiçbir siyasi görüşün temsilcisi asla olmamıştır. Ben buna şahidim. Merhum Allah gani gani rahmet eylesin Hasan Paşa vardı bizim genel başkanımız. Hasan sağlam, sağlam bir Hasan Paşa, sağlam paşaydı. Türkiye ordusunda, bizim ordumuzda iki tane harbiye kurmaylık okulu. Ne diyoruz ona? Kurmay, Ali ne diyoruz? Kurmay da okulların yukarı harp akademisi pardon. İki harp akademisi bitiren tek subaydı o. Fransız harp akademisini bitirmiş ve bizim harp akademimizi bitirmiş. 80 darbesinden sonra hasbelkader görev verilmiş Kenan Evreli yaveriydi. Kenan Evreli yaveriyken o zaman Milli Güvenlik Kurulu Başkanı Haydar Saltık diye bir general vardı. Bu adamcağız bizim paşamızın cuma namazına gittiğini tespit etmiş. Ertesi gün emekli ettiler adamcağız. 80'de. Ve Hasan Paşa İstanbul'a geldi, İl-İmame Cemiyeti'nin genel başkanlığını rica ettiler, kabul etti. Ben Hasan Paşa ile 15 yıl beraber çalıştım İl-İmame Cemiyeti'nde. Mübalağa etmiyorum, o tarihte bizim yönetim kurulumuzda 15 kişi vardı. Bu 15 kişinin her biri belki farklı bir görüşteydi. Ama her biri vatana, millete hizmet etme gayretiyle çalışan insanlardı. İl-İmame Cemiyeti bugün de böyledir. Bundan emin olun. Bu konuda en sadık, en sağlam, en temiz ve vatanperver ümmete, millete, tüm bir coğrafyaya
hizmet etme gayreti içinde olan en değerli kurumlardan biridir arkadaşlar. İlim Emeği Cemiyeti'ne erken geldim ama şimdi öğretimle başkanım biraz ne yapıyoruz bilmiyorum. Zaman nasıl, kaç dakika oldu? Hadi bakalım. Peki. Ama bende de çok laf var yani. Sonra ben İstanbul İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra ben yani haylaz bir öğrenciydim ama yani. Onun için haylazları biraz severim yani. Ama iyi bir öğrenciydim. Yani dersimi dinlerim. Sonra da çok fazla çalışmazdım. Yani bir hatıramı anlatayım. Bunu da geçeyim. Sebebi şu. Yani öğrencilik siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Yani benim kişisel hatıralarımı sizi çok yormak istemiyorum ama neyse onu anlatmayayım. ODTÜ'ye gidiyorum. 74 yılında ODTÜ'ye gittim. ODTÜ'nün matematik mühendisliğini kazandım. İmam Hatip öğrencisi olarak. Bu önemli bir başarıydı o yıllar için. 74'te gittik. Ali abi de beraber geldi. O dönemde tabii ODTÜ'de ciddi bir problem yoktu. Biz gittik, yurtlara yerleştik. Efendim, biz çok güzel derslere gidiyoruz. Hazırlık okuyacağız tabii, İngilizce öğrenmemiz lazım. Sükunet içinde devam ederken bir gece sabaha karşı bir meydan savaşıyla uyandık. Eskişehir yolundan ülkücüler, ODTÜ bizim kompüsü basmışlar. Sen yurtta mıydın Ali abi o zaman? Evet. Beraber. Evet. Bizim Marksist arkadaşlar da, yurttakiler de onlar yolun ortasına karşı karşıya gelmişler. Şimdi biz 410 numaralı bir odamız vardı birinci katta, birinci yurtta. Biz camdan aşağı bakıyoruz. Kimisi kafası sarılmış, kimisi yüzü bilmem ne yapmış falan. Yaralı arkadaşlar gelmişler. Arkadaşlar, faşistler yurdumuzu bastılar. Hadi gidelim falan diyorlar. Böyle etrafında 15-20 toplu, hadi gidelim deyince kimse kalmıyor arkasında. Fakat ondan sonra huzur bozuldu tabii yani. Biz de hedefe girdik. O zaman biz daha çok Mete Tepe'ye gelip gidiyoruz. Bir de benim Mete Tepe'liğim var, onu da atladım. Yani o işte, o iki, Matip 2'de başlayan bir hikaye. Bilal abimiz de, sen at ben sana abi diyeceğim artık. Sen de bana değil mi problem? Şimdi... Yani ODTÜ'de çok sıkıntılı günler yaşadık. Hazırlığı bitirdik. Ama hazırlık nasıl bitti? Ben o zaman Tarık Somer diye bir rektörümüz, Tarık Somer değil mi Ali? Şimdi tabii böyle olunca boykotlar başladı. Sınıflara sokmuyorlar. Ya biz de okumak istiyoruz yani. İyi gidiyor. Sevdik orayı yani. Çok ODTÜ çok kıymetli bir okul. Ben bugün üniversite sınavına girsem yine ODTÜ'de okumak isterim açıkçası yani. Fakat boykot olunca sıkıntı, biz de gitmek istiyoruz. Biz boykotu nasıl kırarız diye düşünüyoruz. Ben hiç unutmuyorum. Arkadaşlarla böyle şeyler oldu. Bir vesileyle ben Tarık Sömer'e ulaştım. Belki Ali sen bile bilmiyorsun bu hikayeyi. Tarık Sömer'e ulaştım telefonla. Dışarıdan aradık. Bir şehire gitti galiba. Ulan bir arayayım bakayım şunu falan dedim herhalde. Tarık Sömer, kalın adamlar onlar o tarihte yani. Bizimle muhatap olmalı falan. Bana dedi ki, evladım dedi, siz dedi, yani buradaki manipülasyona dikkat çekmek için bunu söylüyorum. Siz dedi boykotu kırın, sınıflara girin, siz sınıfınızı geçeceksiniz. Ben dedi bu Marksistleri devamsızlıktan sınıfta bırakacağım, seneye de bunlardan kurtulmuş olacaksınız. Abi acayip bir ticaret var yani, hem sınıf geçiyorsun hem de bu adamlardan kurtuluyorsun, nasıl olacak? Peki biz hakikaten girdik, sınıflarımızı geçtik. İyi gidiyor, yani ilk partiyi kazandık. Senevi geldi abi, bütün Marksistler karşımıza çıktı. Bizi yollarda geçerken, bizim yolların etrafında çamlar vardı. Geçenler kim istiyorlarsa cam, şeyin, çamın içine çekiyorlar. Vur Allah vur, vur Allah vur. Yani kimler ne dayaklar yedi. Sonunda bizi yurttan attılar. Bizim odamız denk geldi Allah. Öyle denk geldi. Biz yurda kaydı, hiçbir planlama yok. 6 kişilik odaya 5 tane İmam Hatip mezunu düştü. Bir tane de bizim Ümit, Balıkesirli Ümit denk geldi. Okulda, yurtta namaz kılmak isteyen bizim odaya geliyor. Meşgul gibi oldu. Sonra bizim odada gece nöbet tutmaya başladı Marksist arkadaşlar. Bizim odanın önünde abi de gidiyorlar. Bizde de bir şey yok. Gazoz içtiysek gazoz şişesini yastığının altına koyuyoruz. Gelin falan neyse. Aşağıdan sopalarla 410 aşağı diye bizi sopayla
aşağıya dayak yemeye davet ediyor. Sofraya davet eder gibi dayak yemeye davet ediyorlar. Sonunda iş olmadı, bizi yurttan attılar. Ve ben matematik amfisinden, ben yukarıda ders dinliyorum, kapıda 8-10 kişi belirdi onlardan. Bu kardeş, böyle arkadaş falan diyorlar ama ben anlamamızla geliyorum, devam ediyorum falan. Sonunda benim sıranın başına gider, sen dediler, sen gel bakalım. Beni aldılar aşağıya, sırtımda 8 tane namlu hissettim, mübalağa etmiyorum. Ya gidersin, ya ölürsün dediler. Ve bizim Allah gani gani rahmet eylesin, makina bölümünde hocamız olan Profesör Mehmet Akyurt diye bir mühendis hocamız vardı. Mehmet Akyurt'la biz istişare ederdik. Mehmet Akyurt'u da nerede tanıdım? Onu da anlatayım da. ODTÜ'ye cami yapma derneği kuruldu. Sen var mıydın o kovrede Ali? Şeyde, Necati Bey'de bir yerde, Esam'ın mıydı ne, birinin bir odasında. Ama orada çocuklar, böyle şeylerde sosyabilite çok önemli. Şimdi network diyor ya o işe. Çevre oluşturmak, iletişim gücünü temin et, çok kıymetli. Ben o toplantıda, o kongrede, kongrenin katibi oldum. Biz bu işin peşini bırakmıyoruz orada da tabii. Kimleri tanıdım? Korkut Azal'ı orada tanıdım. Daha öğrenci gibi, birinci sınıfta. Ahmet Rumeli Hoca'yı orada tanıdım. Mehmet Akyurt'u orada tanıdım. Bunlarla da iletişimimiz devam etti. Sonra o cami yapıldı Ali biliyorsun. Muhteşem bir cami yapıldı oraya. Mehmet Akyurt'a gittik. Mehmet Akyurt da TUSAŞ kuruldu o yıllarda. TUSAŞ. 74'te kuruldu, 73'te kuruldu. Bizimki 74-75'te bu oluyor. Hoca'ya gittik. Mehmet Hoca bana dedi ki, dedi ya bu Marksistler dedi bizim bildiğimiz kadar temiz çocuklar değil, bunlar çapulcu dedi. Halbuki biz de iyi biliyorum. Şimdikilere ne diyeceğiz diye düşünüyorum yani. Şimdikiler andaki yolda taşeron oldular zaten. Siz dedi izin alın, ben sizi TUSAŞ'a işe alayım. Biz, ben TUSAŞ'ın kuruluşunda bulunan bir adamım. Yani TUSAŞ, İbrahim Usul'la beraber biz orada işe girdik. Şimdi ODTÜ'de bu sıkıntılar, ODTÜ hep böyle olmuş ama sonuçta oradan güzel, yani bunlar güzel mi? Güzel hatıralar bana göre. Bunlardan ders çıkarmak çok önemli. Ama hakikaten benim orada tanıdığım bu Marksist arkadaşların içinde çok samimi, ülke için mücadele eden, bunun için ölebilen insanlar vardı. Yani 70'li yıllar arkadaşlar bu ülkeyi belki 80 darbesine götüren yıllardı. Ama o da bir manipülasyondu yani. Şimdi ondan sonra bizim dışarıda karşılaşıp tanıştığımız, konuştuğumuz arkadaşlarla sarılıp ağlaştıklarımız olmuştur. Bizi nasıl manipüle ettiler, nasıl yönlendirdiler diye. Yani o yılların gençliği hakikaten istismar edildi. Her gün 40-50 kişi maalesef kaybettik. Şimdi efendim iş hayatına doğru gidiyorum. Ama şu MTTB işiyle alakalı bir de ilave edeyim. MTTB'de 1968 olabilir. İsmail abi genel başkandı. 68 değil mi Bilenci? 68'de ben MTTB'ye girdim. MTTB'ye de girişim şöyle oldu. Kızılay'ın biliyorsun yardım toplama şeyleri vardı ya, kumbaralar vardı. Bizim boynumuza taktılar kumbaraları. Ama otobüs bedava, vapur bedava, tren bedava, istediğin yere gidebiliyorsun. İstanbul kazan, sen kepçe dolaşıyorsun. Rozet takıyorsun, toplu iğneyle vatandaşın yakasına rozet takıyorsun, o da ne atıyorsun? Kumbaraya atıyor. MTTB'ye girişim öyle başladı, bir daha da çıkamadık elhamdülillah. Yani MTTB hakikaten bizim dünyamız oldu. O küçücük salonda, spor salonunda, konferans salonunda dünya yönetiliyordu. Bizim yüreğimiz, yani yüreğimize orada dünyayı sığdırıyorduk aslında. Oradaki konferanslar, efendim folklor şenlikleri, güreş müsabakaları bunlar. Değil mi yani? Şimdi canlandıramadılar o kadar ben şimdi. Yani bu gençlik çok iyi göstermiyor galiba. Çok kolay bulundu her şey. Evet. Şimdi arkadaşlar iş hayatıma doğru geliyorum. Yani toparlıyorum biraz. Tabii soru da sorabilirsin. Bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Şu iş hayatında Süperbank'la ben iş hayatına başladım. Enteresan bir şey. 4 yıl çalıştım orada. Sonra beni oradan da attılar.
İstifa ettim daha doğrusu. Sürdüler sağa sola. İstanbul'u doldurdular. Sonra Eskişehir'e kadar gönderdiler. İstifa ettim, geldim. Burada sizin dikkatinizi çeken ve hakikaten kıymetli olduğunu düşündüğüm bir hatıramı sizinle paylaşacağım. Süpermarket ayrıldıktan sonra 80 daha ihtilal olmadı. Ağustos ayındayım. İşsiz kaldım. Yeni evlendim. Efendim, böyle bir ihtiyaç içinde bir adamım. Yani o yıllarda biraz da popülerin böyle promosyon malzemesi pazarlamasına başladım. Değişik bir işti. Ama yani bayağı mesafe aldık ama küt diye 12 Eylül geliverdi. Ortada kaldık kardeşim. Ortada kaldık ve ne yapacağımızı samimi söylüyorum. Ama evden erken çıkıyorum. Hanıma hissettirmiyorum. Sabah 8'de çıkıyorum. Akşam 5'de 6'da geliyorum. İşe gitmiş gibi dolaşıyorum. Vitrinlere bakıyorum ama boşta dolaşmıyorum. Vitrinlerde kim ne yapmış, ne olmuş falan gibi. Epey işler yaptıktan sonra tabii darbenin tesiri geçti. Promosyon malzemesi işi biraz canlandı. Çok kıymetli işler yaptım. Sümerbank'ta bir senede kazandığımı bir ayda kazandım. Allah bereket versin. Ve orada çok kıymetli bir insan tanıdım. Siz de belki bileceksiniz. Bizim bu Nihat Gökyiğit'in amcası, ismini hay Allah. Şimdi Nihat Gökyiğit'in amcası Necati Gökyiğit. Necati Bey 1945'li yıllarda, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere'de makine eğitimi görmüş bir adamcağızdı. Karagümrük Demirçeli Fabrikası'nın kuruluşunda bulunmuş. Ve o tarihte, o iş bittikten sonra da demirçelik sektöründeki sarf malzemelerinin ve takım ürünlerin mümessilliğini almış. Dülüş İş Sanayi Mühendisleri diye bir şirketi vardı Karaköy'de. Çok güzel iş yaptık ama ben geç bir adamım. Daha 24 yaşında, 25 yaşında bir adamım. Çok şükür hep dürüst olmaya çalıştık. Rabbim de onu bize nasip etti, lütfetti. Temiz iş yaptı kendini. Bana ayrılırken dedi ki, evladım sen ne iş yaparsın dedi bana. Hesap gördük, bitti. Cüzdan yaptım, takvim yaptım falan filan. Dedim efendim şimdilik bunu yapıyorum. Allah neyi nasip eder bilmiyorum dedim. Ya sen bana bir telefon numarası ver, sen bana lazım olursun dedi bana. Benim telefonum filan diyor. Babacığımın evinde bir telefon var. Ben de orada çalışıyorum ama yani. Çok güzel işler yaptım. İyi paraları da kazandım o arada. Ambalaj malzemesi pazarlaması yaptım. Yani o zaman Mudo'nun mağaza poşetlerini yapıyorum. O santral mesuciyat mağazaları vardı o yıllarda. Onlarınkini yapıyorum. Bu Gençallar var. Onların o markasını filan ben yaptım. Böyle bir şişegeye vardır o tarihlerde. Onu yapıyorum. Ve Bahariye'nin kumaş poşetlerini yapıyorum. Kemal Unak Atan abi, Allah rahmet eylesin, orada genel müdürdü. O yıllarda tanıdım onu. Epey para kazanıyorum. Ama 6 ay sonra bana babam dedi ki, oğlum dedi, seni Karaköy'den Gökyiğit diye bir adam aradı, git dedi. Gittim ona. Bu çok önemli arkadaşlar. Bana dedi ki, evladım bizim de bir cam fabrikamız var. Topkapı'da İstanbul Cam Sanayi. Rahmeti Gözal, o zaman İhtilal Hükümeti'nde, darbe hükümetinde başbakan yardımcısı. Ekonomiye bakıyor. 24 Ocak kararlarını, artı 24 Ocak kararları iktisat yapılarının tarih olarak anlatılıyordur herhalde. Onları uygulamaya çalışıyor ama Türkiye'nin ufkunu açmaya çalışıyor. Kapıları, pencereleri açmaya çalışıyor. Ülkeye bir nefes alsın istiyor. Hakikaten. Ve ihracat, ithalat böyle herkesin alında pelesenk olmuş. Çok dikkat çeken bir süreç oldu. Bana dedi biz orada ihracat departmanı kullanmak istiyoruz. Sen dedi bu işi yaparsın. Git dedi orada benim yeğenim var. Biz hepsi Gökyiğit zaten falan. Dedim efendim ben bilmem lisanım gitti ODTÜ'de okuduk ama zayıfladı falan. Sen yaparsın oğlum sen git oraya falan dedi. Yönetim kurulu başkanı da Necati Bey. Kardeşi var Hasan Gökyiğit. O da Almanya'da makine okumuş. Öbürü bilmem ne okumuş falan böyle. Kallavi, sağlam, eğitimli. Artvin kökenli bunlar. Çok kıymetli insanlar. Gittim oturduk konuştuk tamam olabilir mi falan gibi. Dedim efendim bana biraz müsaade edin, ben bir değerlendireyim ama içim yiyor yani. Ben de ihracatçı olayım, dünyaya dolaşayım. Yani farklı bir vizyon, pazarlamayı her zaman yaparım, ne olacak filan diyorum kendi kendime. Sonra birkaç gün sonra tekrar gittim. Dediler ki bana, evladım biz seninle çalışmak istiyoruz. Efendim yani özür dilerim, benim evim var, kiradayım yani ne ücret alabilirim? Geçenlerde de evde karıştırırken o gün girişimle ilgili sigorta kartını gördüm. 30 bin lira brüt maaş vermişler bana o günkü tarihte. Ama ben 50-60 lira kazanıyorum ayda yani. Para büyük. Eve geldim.
Hanıma dedim ki, hanım böyle bir teklif var. Ne dersin? Bu parayla geçinebilir miyiz? Dedi ki, Ahmet Bey, ben sana sonuna kadar güveniyorum. Ne yaparsan yap, yanındayım. İzini aldık. Ondan sonra ben abi o işi bıraktım. Bu bir tercih arkadaş, onun için anlatıyorum. Bu bir tercih. Yani pazarlamayı her zaman yapabilirim, değişimi hatırlıyorum. Ama ben dış ticaretçi olacağım dedim, dolaşacağım dedim ve Allah benim o kararımı bereketlendirdi. Bugün huzurunuzdayım. Yıl 1981. Ondan sonra seyreden bir sürü hikaye var. Sonra 5 sene, orada önemli bir hatıram daha. 1981'de, bu o zaman spor sergi sarayıydı orası biliyorsunuz. Orada bir ihraç ürünleri fuarı sergilendi. Ben şirketimizi oraya soktum. Standlar yaptırdık, ne yaptık falan bir takım şeyler oldu. Ondan sonra 82 Nisan ayında Suudi Arabistan'da Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlendi. 82 Nisan. O fuara da gidelim efendim dedim. Ama Necati birbirini acayip destekliyor. 81'in girdiğim aydan, Haziran ayında girdim. Haziran'da evet başı. Aralık ayına kadar bana 3 defa zam yaptılar. Her seferinde bir adam. Ama çalışmak başka bir şey çocuklar. O tarihte mevzuat yok, hiçbir şey yok. Herkes eve gidiyor. Ben akşam 9'a kadar, 10'a kadar oturuyorum, mevzuat okuyorum. O tarihlerde Türkiye'de ihracat mevzuatını, ithalat mevzuatını en iyi bilen adamlardan biriydim. Ali de o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'ndaydı. Onunla da ikili bir de konuşuyorduk, paslaşıyorduk. Ve gittik oraya. Nisan'da gittik. Malzemeler geldi. Biraz geç geldi. Fuar alanı şişme bir alan. Kompresörle şişiriyorlar. Yani buranın iki katı kadar bir yer yani sonuçta. Malları yerleştirdik. Gittik otele sabaha karşı. Yani gece sabaha kadar çalıştık falan. Bir tuş aldık. Geldik. Fuarı açtık. İnsanlar gelmeye başladılar. Tek tük geliyor Araplar. Türk ihraç ürünleri nedir falan gibi. Öğleden sonra bir iki kişi daha geldi. Öğleden sonra bir kum fırtınası çıktı ve balon patladı. Üstümüze indi çadır. Çatı üstümüze indi. Şimdi hiçbir şey kalmadı ortada. Ne fuar kaldı ne kaldı. Elimizde 3-5 tane kart vizit kaldı. O dönemde Cidde'de ne cadde adı var, ne sokak adı var, ne bina numarası var. Bir adres bulma ihtimaliniz yok. Elimde bir kart var. Said Abdullah El-Gamidi. Suk Şari Cedid. Çarşı ve Yeni Cadde. Öyle Arapçası bu. Ben kalktım araya yürüyerek ve hakikaten çarşıya gittik. Suk dediğinde feyin suk diyorsun. Biliyorlar, götürüyorlar neyse. Buldum onları ve o gayret ama. Yani birçok arkadaş gitti otelde dinlendi. O gayretin sonucunda ben bu şirketle fabrikanın, tabii başka işlerimiz de oldu, %35'inden fazla üretimi ihraç eder hale geldi. O amcayla da, o zamanlar benim yaşımda daha genç bir adamdı, 55-60 arasındaydı. Adamcağızla ölene kadar ticaret yapmadık ama ölene kadar dost olduk. Yani öyle kıymetli, öyle bereketli bir fuardı ki o, çadır tepemize çöktü ama o gayreti karşılığında gördük ve hayatımda ilk umremini de o zaman yaptım. Daha eman da yoktu o tarihlerde. Evet. Orada da Allah razı olsun Ahmet Rumeli Hoca bizi evinden kekler almış, termosa çayları koymuş. Amerika'nın o yaylanan Cadillac türü o tarihteki arabalarında bizi bindirdi. Çayımızı içerek, kekimizi yiyerek, umumimizi de yaptırdı. Bizi getirdi. Allah razı olsun. Yaşıyor değil mi Ahmet Hoca hala? Allah sağlık ömürler versin. Şimdi sonra Allah nasip etti. Ülker'den bana teklif geldi. 1985 yılında Ülker'in ihracat müdürlüğünü yaptım. O da çok başka bir tecrübeydi. Arkadaşlar Ülker ailesi çok kıymetli bir ailedir. Birebir yaşamış, birebir tanışmış. Onların hizmetinde bulunmuş. Onlara rapor vermiş. İnsan olarak, yani çok, ülke de çok istifade ediyordu, hala öyle. O gün de öyleydi. Allah onlardan razı olsun. Hem Sabri Bey'e, hem ağabeyisi Asım Bey'e, Allah gani gani rahmet eylesin. Asım Bey, girişte bir odada otururdu.
Biz geçerken de el evladım falan diye çağırırdı. Bana bir hatırasını anlatmıştı Asım Ülker. Biliyorsunuz 1928 yılında sanıyorum Kırım'dan göç ediyorlar. Babaları müderris. Çok kıymetli bir ilim adamı. Asım Bey, Allah rahmet eylesin, ortaokul mezunu tarihte. Sabri Bey daha küçük. Besler'de bir şey işe giriyor, çalışıyor Asım Bey. Besler bisküvi fabrikasının işçisi oluyor. Ama diyor çok çalışıyorum diyor. Çok da becerikliyim diyor, akıllıyım diyor. Patron ne diyorsa anlıyorum diyor. Patronun oğlu beni kıskanmaya başladı diyor. Aramızda sıkıntı çıktı. Patron yine beni tercih etti. Sonra baktık olmayacak bu iş, kendi işimizi yapalım dedik diyor. Böyle başlayan bir maceraları da var onun. Ondan sonra kendi işimi kurmaya teşebbüs ettim ama onu bir 7-8 ay kadar yaptım. Sonra bana bir dış ticaret şirketinden genel müdürlük teklifi geldi. Uluslararası bir şirket. Bir dünyada 75 tane kuruluşu olan bir şirket bir genel müdürlük teklif etti. Ben o tarihte kendime, bu da bir tercihti, bunu onun için de anlatıyorum. Ben aslında Mecidiyeköy'de ofis yaptım. Mobilyalarımı aldım. O tarihte daha telex bile yok. Faksımız var. Faksımızı aldık. Bir arkadaşı daha koyduk. Çalışmaya başladık. Böyle bir teklif geldi. Sonra düşündüm. Şeyde hani pazarlamacılığı hep yaparım. Dış ticareti bir göreyim filan demiştim ya. Burada da genel müdürlük dedim, başka bir tecrübe. Ben bu tecrübeyi bir daha nereden yakalayacağım? Ben bu işi yine yaparım. Hadi gideyim bir de genel müdür tecrübesi yaşayayım dedim. Oradaki ofisi dağıttım. Oradaki malzemeleri öğrenci yurtlarına gönderdik. Gittim o şirkette 400 yıl kadar da orada genel müdürlük yaptıktan sonra tekrar işimi, buzdolabına koyduğum işimi çıkardım. Devam ediyor. Hala ona devam ediyoruz. Şirketimi çocuklar yönetiyorlar. Onlar da benden iyi yapıyorlar. Allah razı olsun. Gayet iyi gidiyor. Şimdi bir de hizmet verdiğim kurumlar demiştim size. MTTB ile başladık. Orada çok yani orada hem hizmet aldım hem de gidip gelmekte belki hizmet verdim diyebilirim yani bilemiyorum ama İlim-İmam-ı Cemiyeti'nde kısmen bahsettim. Orada hakikaten o cemiyetin kıymetini bu ülkenin bilmesi lazım. Sizler de bana göre mutlaka bir yolunu bulup bir şekilde bir irtibat kurabilirsiniz. İlgilenmenizi tavsiye ederim. Orası bereketli bir yerdir arkadaşlar. Hem dünyanızı hem ahiretinizi bereketlendirebilir. Daha sonra 2000'e geldik. Hala 1900'lerdeyim. 2000'e gelemedik. 2010 yılında Bezmalen Vakıf Üniversitesi kuruldu. Vakıf Kuraba Hastanesi'ydi orası biliyorsunuz. Beyefendinin iradesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 3 tane mazbut vakıf var orada. Bezmalen Valide Sultan Vakfı, Sultan Abdülhamit Han Vakfı ve Silahtar Abdullah'a Vakfı. Bu vakıflara mazbut vakıflar diyoruz. Mazbut vakıflar, vakfı kuran ailelerin temsilcileri kalmayınca onları devlete, yani Vakıflar Genel Müdürlüğü onların mütevellisi olsun diye genel müdürlüğe devredilen vakıflar. Onlarının katılımıyla kurulan bir üniversite oldu 2010 yılında. Mütevelli üyesi olarak orada başladım. 2011 yılının Kasım'ından bugüne kadar da mütevelli heyeti başkanlığını devam ediyorum. Bezmalem Üniversitesi, Bezmalem Valide Sultan daha doğrusu ondan başlayalım. Osmanlı tarihinin en çok hayır yapan Valide Sultanı, en çok vakfı olan Valide Sultanı. Valide Sultan'ın hem yaptığı hayırlar çok bereketli hem de nesli çok bereketli. Osmanlı Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne taşıyan son 4 padişah onun torunu. Sultan Abdülmecid oğlu, arkasından onun torunlarının 5. Murat, Sultan Abdülhamid, Sultan Reşat ve Sultan Vahdettin, Bezmalem Valide Sultan'ın torunları bunlar. Bezmalem Valide Sultan bu Vakıf Kuraba Hastanesi'ni gördüğü bir rüya üzerine kuruyor. Bir grup insan rüyasında ona kıyamete kadar dua ettiklerini görüyor. Bu duayı soruyor etrafındaki ilim erbabına. Diyorlar ki, Valide Sultan sen öyle bir hayır yapacaksın ki kıyamete kadar bu hayırdan sana sevap gelecek diyorlar. O da bu hastaneyi kuruyor. Vakıf Kuraba Hastanesi Osmanlı döneminin
İlk organize hastanesi, ilk büyük hastanesi. Daha önce Darüşşifalar falan var ama böyle büyük bir hastane. Şu andaki daha o yaşayan bina, ayaktaki bina, 10 bin metrekarelik bir bina. O günün şartlarında hakikaten büyük bir hastane. Ve bu hastane de gelen herkese ücretsiz bakılıyor. Valide Sultan hastanenin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük vakıflar bırakıyor. Akarı olan vakıflar bırakıyor. Bu vakıflar arasında Edremit'te, Ayvalık'ta belki milyonlarca zeytin ağaçları var. Vakıf zeytinyağları falan görürsünüz. Onlar Bezmalem Valide Sultan'ın vakfettiği ağaçların zeytinlerinden yapılan ürünlerdir. Efendim, İstanbul'da işte Galata Köprüsü onun eseridir. Sultan şey Dolmabahçe'deki Valide Sultan Camii onundur. Çeşmeler, camiler. Bu hastanenin yanında bir de Mekke'de bir hastane yaptırıyor. Benim son seyahatlerim, belki 3-5 sene önceki seyahatlerimden birinde bu hastane nerededir diye araştırdım. Bu Ebu Kubeys Dağı'ndaki saray var ya, onun bahçesinde kalmış. Valide Sultan'ın hastanesi de orada kalmış. Ve Valide Sultan'ın belki de en kıymetli vakıflarından bir tanesi Terkos Gölü. Terkos Gölü ve çevresi Valide Sultan'ın vakfiyesi. İstanbul'a su verilsin diye, insanlar suyu ücretsiz içsinler diye Valide Sultan bu vakfiyeyi yapmış. Sadece göl değil, gölün çevresindeki orada Durusu diye bir köy var galiba, bir bölge var. Çok bilmiyorum oraları ama oralar da dahil olmak üzere bu vakfiyenin içinde. Şimdi Bezmalem Valide Sultan'ın üniversiteye dönüşen bu kurumu, bir de Valide Sultan'ın hastalarla ilgili şöyle bir vasiyeti var. Diyor ki, bir soğan, bir altın dahi olsa, o kadar pahalı da olsa, hastanın isteği varsa onu alın, hastanıza verin diyor. Hiçbir şey istiyor. Ama bütün bu gelirler vakfın o günkü ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor. Üniversite olduktan sonra Bezmalem Valide Sultan'ın vakıf kurabası, Bezmalem Vakıf Yönetisi olduktan sonra Ahmet Hocam da Allah razı olsun bizim mütevelli, yani Sayın Bakanımız da diyelim abi. Mütevelliğimizle birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Gerçekten çok başarılı bir üniversite oldu. Vakıf üniversiteleri arasında birinci Bilkent var, ikinci Koç var, üçüncü Sabancı var, dördüncü sırada Bezmalem Vakıf Üniversitesi var. Sağlık Üniversitesi olarak tıpta, dişte, eczacılıkta, sağlık bilimlerinde çok şükür çok başarılı öğrenciler alıyoruz. Ve uluslararası alanda da çok kıymetli işbirliklerimiz var. Yani çevrenizdeki gençlere, sizden sonra üniversiteye giren yeğenlerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza Bezmalem Vakıf Üniversitesi'ni gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirsiniz. Bizim özellikle yurt dışında, Amerika'da ve dünyada çok bilinen Johns Hopkins Üniversitesi var biliyorsunuz. Bu üniversite aşağı yukarı son 20 yıldır, belki daha fazla, ben rakamlar artık karışıyor. Amerika'nın en başarılı hastanesi seçiliyor, bir. Üniversitenin de yine 20-30'a yakın Nobel ödülü var alanlarıyla alakalı. 2013 yılında Johns Hopkins'e ben kendim gittim. Bizim Vedat Akkiray'la, tanırsınız Vedat Akkiray'ı, beraber gittik oraya. Bezmalem'le işbirliği yapalım diye. Oranın tıp fakültesinin uluslararası işlerine bakan Roy Ziegelstein diye Alman asıllı bir Yahudi arkadaş var. O da bir kardiyolog, hekim aynı zamanda. Bizi epey beklettiler. Randevu verdiler ama bir arkadaşlarıyla gittik. Biz gittik böyle küçük bir odada. Yani bu şöyle bu şeyin ne diyelim sahnenin yarısı kadar bir odada. Şöyle 60-70 santim çapında bir yuvarlak masada bizi karşıladılar. Evet buyurun dediler. Niye geldiniz dediler bize. Dedik böyle böyle ya. Dedi her gün bana dünyanın birçok yerinden günde en az 5-6 tane böyle talep geliyor. Ben sizinle niye çalışayım ki dedi bana adam. Ben dedim ki, Mr. Roy, bizi bir dinleyin. Biz de sizin gibi biz vakıf üniversitesiyiz. Bizim maksadımız sağlıkta, eğitimde, ticaret yapmak değil. Biz bilimsel çalışmalar yapmak için, akademik alanda insanları yetiştirmek için ve insanların sağlık hizmetine olabildiği kadar kıymet katarak onların ceplerine çok rahatlıkla hizmet etmek istiyoruz dedik. Bir müddet sonra, bir 10-15 dakika bu minvalde ben konuştum. Dedi ki Ahmet Bey dur dedi. Hiç dedi yormayın kendinizi. Ekibimi alıyorum. Nisan ayında geliyorum dedi.
2013 yılının Aralık ayıydı bu. Hakikaten adamlar 2014'ün Nisan'ına geldiler. 2014'te başlayan işbirliği 3'er yıllık sözleşmelerle 2 yılı tamamladık. Bu yıl biz biraz durduk ne oluyor diye. Onlar yazdılar, ya çalışmıyor muyuz filan dediler. Eğitim alanında işbirliği yapıyoruz. Özellikle tıp eğitimiyle alakalı. Müfredatı zenginleştiren eğitim çalışmaları yapıldığı gibi. Teşekkür ederim. Hava mı sıcak, ben mi ısındım? Terlemeye başladım. Şimdi eğitim alanında bu işbirliği yapıyoruz ve müfredat birliğine giden bir çalışma. Bu yılda onlarla tıp yürütülüyor. Bu sene de hemşirelik bölümleriyle beraber işbirliği başladı. Her sene oraya biz öğrencilerimizi gönderiyoruz. Staj yapıyorlar. Oradan hocalar geliyor burada. Ders veriyorlar. Tabii geçen sene bunlar online oldu ama geçen seneye kadar, pandemiye kadar bunlar fiilen gelip gidiyorlardı. Burada çok başarılı bir kurum haline geldik Allah'a şükür. Şimdi aslında hizmet verdiğim kurumlar arasında Sayın Başkanımız ifade etti. Bir de Türksel var. Ben oradan Sayın Bakanım arz vermek ediyorum efendim. Buyurun. Hizmet verdiğimi düşünüyorum. Türksel Türkiye'nin çok değerli bir şirketi. Ve benim size gönderdiğim fotoğraf aslında New York Borsası'nın önüne çekilmiş bir fotoğraf. Oraya gong vurmaya gitmiştik. Şimdi Türkiye'nin Amerikan Borsası'nda tek ve ilk hisseleri işlem gören şirketiydi. Bu ne kadar iyi, ne kadar kötü tartışılabilir, o ayrı hadise ama bu gün için bir başarıydı. Ve o gün Türksel'in değeri 18 milyar dolar üzerinden değerlendirilmişti. %10'u satıldı. 1.8 milyar dolar Türkiye'ye geldi o tarihte. Türksel böyle bir şirketti. Ve tabii zamanla hissedarlar arasında olan bir takım sıkıntılardan dolayı ciddi problemler zuhur etti. 2013 yılının Mart ayında bizi orada SPK gönderdi, görevlendirdi. Sermaye Piyasaları Kurulu. Kurul mu, kurul mu lavru? Kurul. Kurulu görevlendirdi. Ve çok şükür orada da fevkalade başarılı bir çalışma dönemi yaşadık. Türksel çalışanları profili çok farklı. Çok kaliteli çocuklar var. Çok başarılı insanlar var. Ve dünyanın her yerinde itibar gören bir şirket. Çok şükür biz onu biraz daha ileriye taşıdık. O kavgalar, sıkıntılar filan duruldu. Dalgalı bir denizde, belki de daha çok daha belki büyük bir deniz gibi düşünülebilir. O gemiyi sağ salim, süt liman bir şekilde, emin bir limana teslim ettik. Ama yani uçan kuş, kartal olur uçar inşallah diyoruz. Devam edecek yani. Peki ben çok vaktinizi aldım, kusura bakmayın. Bir saati de bulduk Sayın Başkanım, aklınızı helal edin. Tabii inşallah aklınıza kalan bir şeyler olmuştur. Ya bu adam ne anlattı falan diye de düşünmeyin ama son bir cümle söyleyeceğim. Yani bu çok önemli. Belki buradan başlamam icap ederdi. Atladığımı düşünüyorum. Hakkınızı helal edin. Burada Şeyh Galip'in meşhur beyti vardır ya. Hoşça bak zatına. Zibde-i alemsin sen. Merdum-u dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Bu çok kıymetli bir öğüt var burada. İnsanın kendisini anlaması, kendisini tanıması, kendisine değer vermesi. Aslında bu değer verme, bu anlamanın kaynağı Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratıp halifesi olarak gidin dünyayı yönetin deyişinde yatıyor. Allah veriyor bu değeri, bu kıymeti. Ve Cenab-ı Hak bizi birey olarak muhatap alıyor. Yani bir cemaate, bir örgüte, bir teşkilata, bir sisteme bağlı olarak değil, sensin benim muhatabım diyor Cenab-ı Hak. Bu çok kıymetli bir şey gençler. Hayata böyle bakmanız çok önemli. Yani çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Bu değeri daha güçlü hale getirebilmek için Allah'ın varlığını, birliğini unutmadan, onun peygamberine olan sadakati ihmal etmeden, yaptığımız her işi iyi yaparak, ha bir medeniyetin mensubu olduğumuzu da unutmadan, eğer ve vazgeçmeden, inatla, bütün zorlukları, ben size yaşadığım zorlukları anlatmadım. Bütün zorlukları aşacağınızdan emin olun. Her gün doğru iş yapmak lazım, her gün. İnsanın omurgası gibi diyorum ben. Hani bizim
kariyer planlarımız var ya, aslında o kariyer planı kader planının içinde. Yani kader neyi takdir etse ama o geniş bir alan. Sana Cenab-ı Hak işte benim yaptığım tercihleri anlattım size. Tercih hakkı veriyor. Bu tercihleri doğru yapmak için iyi düşünmek lazım. İyi niyetli olmak lazım. Kulluğumuzu ihmal etmeden yapmak lazım. Yani hele bugün çok daha kıymetli olduğuna inandığım adaleti, liyakati, güzel ahlakı, edebi asla yanımızdan ayırmayalım. Ben Mustafa Düzgünman'la, Allah gani gani rahmet eylesin, bir hatıramı anlatıp bir yere bağlayacağım. Mustafa Düzgünman esnaftı. Tezgahta burada duruyor. Terazisi buradaydı. Burada. Ne tarttığını görüyordun. Üsküdar çarşısında esnaf burada, vatandaş orada, terazi arkada. Tak koyar kaldırır. Bir kilo domates mi aldın? 8 gram mı aldın? Bilmem ne mi aldın? Bilmezdin ama Mustafa Düzgünman buradaydı. Bunu bağlayan bir hatıramı anlatayım. Türkcell'in yurt dışındaki şirketlerinden birine bir genel müdür arıyoruz. Yorgo diye bir adam geldi. Yorgo, Boğaziçi mezunu, Türkiye Cumhuriyeti'nde askerlik yapmış, Büyükada'da yaşamış, sonra Yunanistan'a göçmüşler. Romanya Telekom'unda genel müdürlük falan yapmış, yaşı benden de 1-2 yaş daha büyük ama değiş bir adam. Geldi, herkes görüşmüş, bir de bana sen görüş başkan dediler. Tamam görüşelim, bir sohbet ediyoruz adamla. Tatlı bir sohbet. Yorgo dedim, ya sen bu sohbeti birçok lisan biliyorsun. Yunanistan'da filan, ana dilinde bu sohbeti yapabiliyor musun dedim. Nerede bak Ahmet Bey dedi ya. Bu toprakların havası, bu lisanın tadı başka bir şey dedi. Konuşurken o da bana dedi ki, benim babam dedi, un kaparında tüccardı, zahireciydi. Eski un kaparında hal vardı biliyorsunuz, orada zahireciydi. Babamın da terazisi kapının önündeydi. Ve sağdan soldan alışveriş yapanlar gelirlerdi, aldıkları ürünün ağırlığını burada test ederlerdi dedi. Bu çok kıymetli bir şey arkadaşlar. Yani temel insani değerler, din veya başka bir şey, etnik falan fark etmiyor. Allah hepimizi yaratmış. Onlar da Allah'ın kulları. Yani bu adaleti, bu dengeyi, bu vicdanı asla ihmal etmeyin. Biz İyilik medeniyeti izliyoruz. Tarihte medeniyet kuran çok millet yok. Ama en güçlülerinden birini biz kurmuşuz. O da iyilik medeniyeti. Bu medeniyetin mensubu olmak çok değerli. Medeniyetler milletlerin kimliğidir. Bizim nasıl TC numaralarımız varsa milletlerin de böyle bir kimlikleri var. Bu kimliğe sahip olmazsak ben Ahmet Akçı olmuş olur muyum? Başka bir şey olurum. Dolayısıyla medeniyetimizin değerlerini ihmal etmeden ve dediğim o temel insani değerleri ve bizim medeniyet değerlerimizi de başınızın tacı ederek, yani edep dediğimiz şey var, edep taç deyince aklıma geldi. Hani edep bir tacımış, nuru hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan demiş büyükler. Dolayısıyla tabii sizler İstanbul'da yaşayarak çok büyük bir avantajın sahibisiniz. Lütfen gezin, dolaşın, İstanbul'u tanıyın. Hani dil, tarih, coğrafya diyoruz, bu sadece fakülte değil yani. Dilimizi iyi kullanacağız. Tarihimizi iyi bileceğiz. Coğrafyamızı iyi bileceğiz. Ondan sonra ne olacaksa olacak zaten. Yani her gün iyilik yaparsan, her gün iyilik biriktirirsen, son günde de onlarla beraber gidiyorsun zaten. Yani onun için hüsnü hatime dediğimiz şey budur. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Allah razı olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun. Varsa evet, buyur hocam. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. İsmim Mustafa Berkan Taş'tan. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Mustafa Berkan. Evet. Evet. Benim 3 tane sorum var. İlki konuşmanın başında geçtiği işte medeniyetimiz, İstanbul tarihi yarımadayla alakalı. Fatih'te bir sene kalma fırsatım olmuştu ve sokak sokak neredeyse her yerini gezmeye çalıştım elimden geldiğince ama günümüzdeki Fatih'e baktığımda çok vahim durumda. Ben ne zaman gezsem içim kanıyor yani resmen. Turist mekanı olmuş, eski yapıların çoğu yıkılmış, ara sokakları bitap durumda.
Biz gençler olarak gelecek bizim elimizde olduğuna inanıyoruz. Bunun için neler yapabiliriz? Yani o Fatih, sadece Fatih özelinde değil, tüm İstanbul genelinde bunu söyleyebiliriz. İşte Nusretiye Camii'nin önünde yapılan binalar eleştiri getirilebilir yani, ama genel olarak biz gençler olarak bu durumu düzeltme noktasında neler yapabiliriz? Bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. İkinci sorum bilişim alanında. Türkiye'de yıllardır yatırım yapılıyordur bilişim alanına, altyapıya, ama günümüzde en ufak bir depremde bile ulaşım, yani internete ulaşım, arayıp konuşmada sıkıntı çekiyoruz. Ve yatırımlar devam etse de her zaman bir adım geriden geliyor Türkiye. Dünya 5G'ye geçerken Türkiye daha geçemedi veya 4.5G'ye geçti. Türkiye çok sonradan geçti. Bunun sebebi nedir? İlerleyen yıllarda Türkiye bilişim alanında daha hızlı bir şekilde ilerleme kat edebilir mi? Üçüncü sorum da Bezmi Alem Vakıf Hastanesi ile alakalı. Şu anda hastane işlevde mi bilmiyorum. Hala hastane görevini üstleniyor mu bilmiyorum. Eğer üstleniyorsa, tabii. Eğer üstleniyorsa da ücretsiz tedavi devam ediyor mu? Onu merak ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önce bunu cevaplandırayım, sonra ben unuturum abi. Şimdi Mustafa kardeşim, seni tebrik ediyorum. Yani Fatih'e gezmiş olman çok büyük bir değer. Ama aynı dertten ben de muzdaribim. Üsküdar'ı öyle özlüyorum ki. Üsküdar'da ben 37 sene yaşadım. Salaşa, Sultantepe'yi, Salaşak plajında yüzdüm ben. Salaşak iskelesinden gemiye bindim. İşe gittim, geldim. O Salaşak çay bahçesinde üniversite sınavlarına hazırlandım. Hiçbir yok. Üsküdar'da dolaşamıyorum. Çok özlediğim zaman babacığımın evi oradaydı. Yani Şemsi Paşa'nın üstünde. Efendim, sabah erkenden kalkıyorum. Doyasıya dolaşıyorum, geliyorum. Her yer böyle Mustafa maalesef. Bu bizim en büyük ayıbımız. Şehirciliği beceremedik. Bunu herkes kabul ediyor. Ben de bu ülkede, bu şehirdeki belediye başkanları birçoğu tanıdığımız insanlar, arkadaşlarımızdı. Bizimle aynı okullardan mezun olan insanlardı. Yapamadılar. Buraları bırak. Dağlarda yeni yerler kuruldu. Ben Yenidoğan'da benim iş yerim var. Ben oraya gittiğim zaman 96'da inekler otluyordu benim etrafımda. Ben iş yeri yaptım orayı. Sanayi bölgesi diye verdiler. Şimdi burnumun dibinde evler var. Benden rahatsız oluyorlar. Ben ne yapayım? Şimdi bu şehircilik çok kötü bir şey. Bu problemi ne sen çözebilirsin ne ben çözebilirim. Ama bu problemi bugün fark edip, bugün sen bunu çözme gayreti içinde olup, bunu yüreğine koyarsan bir yerde, dondurmuş bile olsa, benim şirketimi dondurduğum gibi, bugün bunu çıkartırsın bu kararı ve bunu siz yapacaksınız, siz değiştireceksiniz. Bizden geçti bu iş. Biz 19 yıldır bizim arkadaşlarımız bu ülkeyi yönetiyorlar. Çok güzel şeyler yaptılar. Çok güzel şeyler yaptılar. Ama üç şeyi yapamadıklarını kendileri de itiraf ediyorlar. MTTB'nin açılışında birlik oldaydı değil mi? O toplantıda ne dendi? Eğitimde eksiklerimiz var. Kültür hayatımızla ilgili eksiklerimiz var. Şehirde, bir şehir mimarilerinde de yapamadığımız çok şey var. Yapacağız inşallah dediler. Ama hala yapılamıyor maalesef. Burada söylenecek çok şey yok. Yani siz yarın bu fırsatı elinize geçirdiğiniz zaman bunları yapmamak için çalışarak zaman içinde inşallah düzelir. Bilemiyorum. Yani benim İstanbul'un eski muhitlerine giremiyorum. Yeni muhitlere gittiğimiz zaman da tanımıyorum zaten. Yani bizden geçmiş. İkinci konu bilişim sektörüyle alakalı. Bu internet ulaşımı aslında bu dünyanın her yerinde böyle. Sonunda bir kablo işi bu. Yani fiber kablo meselesi, fiber altyapı meselesi. Ben 7 sene Turkcell'deyken bu fiber altyapının bir ortak altyapı şirketiyle, çünkü bu çok pahalı bir yatırım. Şirketler bir başlarına bu yatırım yapmakta zorlanıyorlar. Ama biz ortak bir altyapı kurarsak, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, bu ortak altyapı şirketi bu varlığın sahibi olursa kolayca kaynak da bulur, yatırımı da yapar, bize de satar. Biz ona kira, o da para kazanır. Biz de yatırım masraflarımızı biraz azaltmış oluruz diye düşündük. Bunu beceremedik. Bu olmadı. Türk Telekom'un bu konudaki kapasitesi çok yüksek diğerlerine göre. Onların sanıyorum 300 bin kilometreye yakın fiber altyapıları var. Türkcell'inki 50 bin kilometreye ancak yaklaştı. Vodafone'unki de 10 bin kilometre ya var ya yok. Ama bu dünyada da bir problem. İnanın ben orada yaşarken biz Türkcell'in üç tane ortağı vardı. Telia Sonera dediğimiz, daha önce
Finlandiya ve İsveç'in ortaklığıyla olan bir şirket. Sonra İsveç oldu, Telia oldu. Telia'nın merkezine gittiğim zaman, Telia'nın merkezinin çevresinde benim telefonum çalışmadı. Biz burada 3G ile konuşurken onlar 2G ile konuşuyorlardı. Şimdi 4.5G'de geç geldik ama çok başarılı olduk. Şu anda Türkiye'deki 4.5G birçok 5G'den daha iyi. Bir de 5G'nin arasında iletişime çok büyük katkısı yok Mustafa. 5G biliyorsun nesnelerin interneti dediğimiz makinaları çalıştıracak, ameliyathanelerde işe yarayacak sistemler olduğu zaman nerede orada ne oluyor? Gecikmeyi engelliyor, latency'yi düşürüyor. Bir de hızlandırıyor. İki tane önemli fonksiyonu var onun. Çok hızlı, 100 katı hızlı erişiyor sana. Bir de orada herhangi bir gecikme zuhur etmiyor. Ama senin telefonla konuşurken, internetteyken buna ihtiyacın yok bana göre. Bu teknolojide kullanılabilecek bir şey 5G. Biraz bizim için bana göre de lüks. Bu konuda ben hala aynı kanaatteyim. Bunu da biz ilgilere de zamanla bu şeyimizi ilettik. Şu anda Türkiye'deki 4.5G çok başarılı ama zaman zaman kesintiler olabilir. Bu işin doğasında var. Bunu kabul etmek lazım. Bezmialem Üniversitesi bir vakıf üniversitesi ama bir vakıf değil. Bak, vakıf başka, bir vakıf üniversitesi başka. Vakfın kurduğu ayrı bir tüzel kişilik haline gelmiş. Hastalara bakma konusunda net rakamlar veriyorum. Güncel rakamlar bunlar, misal rakamlar değil. Şu anda Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde günde toplam 6 ile 7 bin arasında poliklinik yapılıyor. Dünyanın her yerinden gelen hastaya bakıyoruz. Kendi vatandaşımıza baktığımız gibi Rusya'dan gelse de, Yemen'den gelse de, Afrika'dan gelse de, Azerbaycan'dan gelse de, Balkanlar'da hepsine bakıyoruz. Şu anda bu 6-7 bin polikliniğe gelen hastanın %70'ini bedava bakıyoruz. Zaten TC vatandaşı olana SGK bize bir şey ödüyor. Ama öbürlerinin de ihtiyacı varsa daha bir şey almıyoruz. Bunların, bak profesörler %41'ine bedava bakıyorlar. Doçentler %40'ına bedava bakıyorlar. Doktor, öğretim üyeleri ve uzmanlar %88'ine bedava bakıyorlar. Ama ameliyatlara sıra geldiği zaman, ameliyatları bazen SGK'nın verdiği parayla yapamıyoruz. Daha pahalıya mal olabiliyor. O zaman hastadan diyoruz ki, arkadaş, bak burası vakıf üniversitesi. Bunun farkını biz senden isteriz. O da derse ki, efendim benim param yok, pulum yok, ben nereden bulayım? Ben garibanım, ben yabancıyım. Tamam öyle mi kardeşim? Türk vatandaşlarına Soybis diye programlar var içeri bak. Onlara bakıyoruz, oradaki mal varlıklarını görebiliyoruz. Gayrimenkulünü, arabasını, şusunu, busunu. Varsa öyle bir arkadaş, senin imkanı var, bunu ödüyoruz, ödüyor. Yoksa Allah selamet versin diyor, bütün hizmetini görüyoruz. Herkese bakıyoruz. Burada geçenlerde medyada bir haber çıktı. Belki sen Independent diye bir şey var. Independent diye bir günlük bir temsilcilik galiba. Orada ya uzadı yine. Başkanım kusura bakma ya. Bezmialem olunca biraz da derdim benim. Çünkü bunu anlatmakta biz zorlanıyoruz. Sayıştay Vakıflar Genel Müdürlüğü denetimi sırasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarında Bezmialem'le ilgili verilere dayanarak bir rapor yazmış orada. Diyor ki Bezmialem Vakıf Üniversitesi %20 hastasına bedava bakması gerekirken bakmıyor. Bir yılda sadece 404 kişi. Bu rakamlar da gerçek. Hafızam benim iyidir, rakam hafızam. 404 kişiye bakmış diyor. O 404 kişi ne biliyor musunuz? Sadece Balkanlardan gelen kişiler. Halbuki eksik bilgi yani. Biz bunları yeni düzelttik. Herkese bunu gönderdik. O basın mensubuna gönderdik. O da ertesi gün yazısını düzeltti. Durum bu. Biz Allah muhtaç etmesin hastane. İhtiyacın varsa, paran yoksa Bezmialem'e koşa koşa gelebilirsin. Ama Allah muhtaç etmesin diyor. Durum bu.